Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 7. sınıflar peygamberimizin hayatı dersimizin 3. ünite sorunda yer alan değerlendirme sorularının cevaplarını yapacağız. Sayfa 82 ve 84. Öncelikle MEB yayınlarının sorularını cevaplayacağız. Videomuzun ortasından itibaren de tutku yayınlarının cevaplarını vereceğiz. Siz hangi kitabı istiyorsanız o sorularınızı dinleyebilirsiniz diyerek başlayalım. Birinci sorumuz. Ehli ne demektir? Ehli tabiri ev halkı anlamına gelir. Cahiliye dönemi öncesinde aileyi oluşturan baba, anne, çocukları ve torunları ifade etmek için kullanılırken Peygamberimiz döneminde bu anlayış işte devam etmekle birlikte onun vefatından sonraki yıllarda yalnızca Peygamberimizin aile halkını ifade eden bir terim olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu anlamda Ehli Hz. Peygamberin bütün çocuklarını, Peygamberimizin torunlarını hatta bütün akrabalarını yani Haşimoğullarının Müslüman olan bütün fertlerini içerecek şekilde geniş bir anlama sahiptir. Salatü selamda geçen Ali Muhammed, Allahümme ala Muhammed'in ve Ali Muhammed diyoruz ya, Ehli Beyt de yakın anlamlıdır. Ali Muhammed dini bakımdan Hz. Muhammed'in yolundan giden tüm Müslümanlar için kullanılmaktadır. Hz. Peygamber'in soyu Hz. Fatıma'nın iki oğlu vasıtasıyla sürdürülmüştür. Bunlar Hz. Hasan'ın soyundan gelenlere şerif, Hz. Hüseyin soyundan gelenlere de seyyid denilmektedir. Peygamber Efendimizin eşlerine karşı tutum ve davranışlarına örnekler veriniz. Peygamberimizin huzurlu ve mutlu bir aile hayatı vardı. Fakat bu huzurlu ve mutluluk maddi imkanların bolluğundan değil, samimiyet ve takvadan ileri gelmektedir. Peygamberimiz eşlerine vakit ayırır, onların haklarını gözetirdi. O, erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde hakkı olduğunu söylerdi. Kendisine hanımların bizim üzerimizdeki hakkı nedir diye soran sahabiye yediğinden yedireceksin, giydiğinden giydireceksin, ona vurmayacaksın, onu kınamayacaksın, kendi evinin dışında onu yalnız bırakmayacaksın cevabını vererek kadının en güzel muamele hak ettiğini açıklamıştır. Allah Resulü eşlerinin görüşlerine değer verir, onlarla istişare ederdi. Bunun güzel örneklerinden bazıları şunlardır. Hazreti Hatice kızı Zeynep'i kardeşinin oğluyla evlenmesini istiyordu. Bu düşüncesini Allah Resulü'nün açtığında Hazreti Peygamber kızının ve eşinin görüşünü alarak kızını evlendirmiştir. Yine Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı gün eşi Ümmü görüşünü isabetli bularak ilk olarak kendisi kurbanını kesmiş ve ihramdan çıkmıştır. Peygamber Efendimiz'in çocuklarının isimlerini yazınız. Peygamberimizin Hazreti Hatice'den iki erkek, dört kız çocuğu vardı. İlk çocuğun ismi Kasım'dı. Bundan dolayı Peygamberimize Ebul Kasım yani Kasım'ın babası künyesi verilmiştir. Diğer erkek çocuğunun ismi Abdullah'tı. Kızların isimleri ise Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma'ydı. Hz. Fatıma, Hatıma, Fatıma annemiz hariç bütün çocukları peygamberimizden önce kimisi küçük yaşta, kimisi genç yaşta da vefat etmiştir. Hz. Fatıma peygamberimizden 6 ay kadar sonra vefat etmiştir. Ayrıca peygamberimizin Medine yıllarında evlendiği Hz. Mariye'den de İbrahim adında bir oğlu olmuştur. Komşuluğun önemine dair bir hadis-i şerif yazınız. Peygamber Efendimiz komşu hakkının önemini şu hadis-i şeriflerle en güzel şekilde özetlemiştir. Cebrail bana komşu hakkını o kadar anlattı ki komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim. İslam hukukunda kimlerin mirasçı olacakları bellidir ve bunlar arasında komşu yoktur. Ancak komşuların bazı hususlarda öncelikli hakkı vardır. Örneğin bir ev ya da arsa satılacaksa onu satın alma konusu öncelik bitişikteki komşunundur. Komşu almazsa diğer insanlara satılabilir test sorularımıza devam edelim. Hazreti Peygamber'in aile üyelerini ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir? Sahabe, Ehli Beyt, e, Ashab-ı Suffe, Vefa. Evet yukarıda da anlatmıştık sevgili arkadaşlar. Sahabe Peygamberimizin yakın arkadaşlarına verilen isimdir. Ashab-ı Suffe ise Medine'deki mescitte kalan sahabeler eğitim alanlar. Vefa ise yapılan iyilikleri unutmamaktır. Ancak Ehli Beyt demek Peygamberimizin aile üyelerini Akrabası ilişkisini kesen cennete giremez. Yukarıda i şerif, aşağıda karonlardan hangisi ilgilidir? Sıla-i rahim, adalet, sıdk, komşuluk. Sıdk doğru demek, adalet zulmetmemek demek. Komşulukta oturduğumuz yerdeki yakın insanlar. sılay i rahim seçti, akrabalık ilişkisi demektir. Aşağıdaki davranışlardan hangisi Şevkatli bir babanın tutum ve davranışları arasında yer almaz? Evine girerken selam vermek, çocuklar arasında ayrım yapmak, güler yüzlü ve anlayışlı olmak, işlerini danışmayla yürütmek. Elbette babalarımız çocuklar arasında ayrım yapmazlar. Burası yanlış verilmiş. İslam dininde komşuluk hakları çok önemli olur. komşuların birbirleri üzerinde bir takım hakları vardır. Aşağıdakilerin hangisi komşuluk hakları arasında yer almaz? Borç istediğinden geldiğince destek olmak, hastalığında ziyaret etmek, acı ve tatlı günlerinde yanında olmak, miras olarak bıraktıklarını uygun şekilde paylaştırmak, Evet burada miras konusunda komşulara miras düşmez. Aşağıdakilerden hangisi akrabalarımıza karşı görevlerimizdendir? Zor günlerinin yanlarında olmak, onları sadece bayram günlerinde ziyaret etmek, ziyaretleri karşılık bekleyerek yapmak, borç istediğine vermemek. Evet hangisi görevlerimizdendir dediği için sevgili arkadaşlar burada A değil mi? Diğerleri yanlış zaten. Zor günlerinde akrabalarımızı ve tüm insanların yanında olmalıyız. Boşlukta olduğuna sorularımız var. Onları yapalım. Müminlerin iman bakımından en olgun olanlarına ahlak, şuraya ahlak yazacağız, ahlakı en iyi olanlarıdır. Yani iman bakımından en üstün, en zirvede olanlar demek ki ahlak konusunda da en iyi olanlardır. Buraya ahlakı en iyi olanlar yazacağız. 11. Peygamberimizin torunu ve Hazreti Ali'nin en büyük çocuğunun ismi neydi? Hazreti Hasan da sevgili arkadaşlar, diğer kardeşim de da Hüseyindir. Peygamberimizin iki reyhanım dediği torunlara. Peygamberimizin ilk eşi ve altı çocuğunun annesi kimdi? İlk eşi. Peygamberimiz 25 yaşındayken 40 yaşındaki Hazreti Hatice ile evlenmişti. Dolayısıyla ilk eşi de Peygamberimizin Hazreti Hatice'dir. Buraya Hazreti Hatice annemizi yazacağız. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara yakın ve yakın yazacağız. Komşuya uzak komşuya buraya uzak yazacağız. Yalnızdaki arkadaşlar yolcu elinizin altında iyilik edin şeklinde Peygamberimizin hadisini tamamlamış olduk. Şimdi metnimize göre sorumuz var. Önce metnimizi okuyalım. İslam dininde hak bakımından kişiye ailesinden daha sonra en yakın olan komşulardır. Resulullah Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin buyurarak bu hakkın Müslümanlar için vazgeçilmez olduğunu belirtmiştir. Yine Peygamber Efendimiz komşunun evi daha veya tarlasını satın almada öncelik hakkına sahip olduğunu hatırlatırken komşuluk haklarının ikram ve benzeri durumlarda olduğu gibi alım satın gibi durumlarda da öncelikli olması gerektiğini bizlere bildirmişlerdir. Yukarıdaki metnin başlığı ne olabilir diye sormuştu. Buraya komşu hakkının önemi yazabiliriz. Diğer sorumuzda insanlara ailesinden sonra hak bakımından en yakın olan kimlerdi? İslam dininde hak bakımından kişiye ailesinden sonra en yakın olanlar komşularıdır yazacağız. 16. Komşuların haklar arasında sayılan maddeleri sıralayınız şeklinde. Biraz ayrıntılı açıkladık. iyice öğrenin. Komşu ister Müslüman olsun ister gayrimüslim olsun komşulu hakkına sahiptir. Peygamber Efendimiz üzerimizdeki haklarına göre komşuları üç ayırmıştır. Bir hakkı olan komşular, Müslüman olmayan komşular sadece komşuluk hakkı vardır. İki hakkı olan komşular var. Müslüman komşular bunların hem komşuluk hem de din kardeşliği hakkı vardır. Üç hakkı olan komşular var. Hem akraba hem de Müslüman olan komşular bunların hem komşuluk, hem din kardeşliği, hem de akrabalık hakkı vardır. Şimdi maddelere geçelim. Komşunun komşularındaki hak ve görevlerinden bir kısmı. Komşusu yardım et talep ettiğinde onu geri çevirmemek. Borç üzerinden elinden destek olmak. Hasta olduğunda ziyarete gitmek. Vefat ettiğinde cenazesine katılmak. Komşunun evine ve ailesine zarar vermemek. Komşuya ikramda bulunmak ve saygı göstermek. Komşulara karşı güler yüzlü olmak. Komşularla karşılaştığında selamlaşmak. komşularınız ayıp ve kusurlarını araştırmamak bakıma muhtaç komşuların ihtiyaçlarını imkanları ölçüsünde gidermemiz gerekir. Şimdi de sevgili arkadaşlar tutku yayınlarının 3. ünite sonu yer alın. Değerlendirme sorularını cevaplayacağız. Sayet kitabın üzerinde tutku yayınlar yazıyorsa siz burayı izleyebilirsiniz. Ehli beyt neden severiz? Evet ehli beyti Müslüman arasından Hazreti Peygamber'i sevmek ve onun sünnet önemli biliyorsunuz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti bu konuda açık emir ve içermekte. Örneğin bir ayette Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgecidir buyurulmakta. Müslümanlar olarak bizler de Peygamberimizi Resulullah'ı çok sever, onun sünnetine uygun yaşamaya gayret ederiz. Sadece Efendimiz'i değil onun Ehli Beyt'ini de severiz, sayarız. Ehli Beyt'i sevmeyi, Peygamberimizi sevmenin bir gereği olarak görürüz. Kim Ehli Beyt? Peygamberimizin kızları, oğulları, çocukları, ailesi. Milletimiz ehlibeyt'e saygısını hangi yollarla göstermiştir? Örneklerle anlatınız. Aziz milletimiz peygamberimiz olduğu gibi onun ehlibeytini de her zaman sevip saymıştır. Çocuklarına Hatice, Ayşe, Fatıma, Zeynep, Hasan, Hüseyin, Ümmü Gülsüm, Rukiye, Kasım, Abdullah gibi peygamberimizin aile fertlerinin isimlerini vermiştir. Camilerimizin duvarlarında bulunan Allah ve Muhammed isimlerinin yanında dört halifenin Ebu Bekir, Ömer, Osman Ali ile Peygamberimizin torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin isimlerinin yazılı olduğu hat örnekleri de Ehl-i sevgisini gösterir. Hazreti Peygamber'in soyu Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den devam etmiştir. İslam kültüründe Hazreti Hasan'ın soyundan gelenlere Şerif, Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenlere seyit ünvanı verilir. Abbasiye döneminden itibaren gerek seyitlerin gerekse Şeriflerin şeceresi tutulmuştur milletimiz efendimiz e olduğu gibi onun soyundan gelenlere de büyük saygı göstermiştir. Osmanlı Devleti seyit ve şerifleri belirlemek, onların soy defterini tutmak ve ihtiyaçlarını gidermek için nakibi ile şıraplık adı verilen özel bir kurumda oluşturmuştur. Peygamber Efendimiz eşlerine nasıl davranmıştır? Örnek vererek açıklayınız. Hane-i Saadet'te yani Peygamberimizin evinde sevgi, saygı, anlayış, özveri, haklara riayet ve dayanışma gibi güzel özellikler hakimdi. Bu hanenin reisi olan Hazreti Peygamber eşlerini sever. Bu sevgisini de ifade etmekten çekinmezdi. Örneğin bir keresinde sahabeden Amr bin As peygamberimize Ya Resulallah en çok kimi seviyorsun diye sormuş. Efendimiz de Ayşe'ye cevabını vermişti. Ben erkekleri kastetmiş deyince de onun babası buyurmuştur. Yani Hazreti Ebu Bekire Allah Resulü eşlerine değer vermiş, onlarla şakalaşmış, birlikte zaman geçirmiştir. Örneğin bir süre sırasında Efendimiz Hazreti Ayşe ile koşu yarışı yapmış. Bu yarış Hazreti Ayşe kazanmıştı. Birkaç yıl sonra yeniden yapılan bu koşu başka bir koşudaysa bu kez Peygamberimiz kazanmış. Yarış sonunda Peygamberimiz eş Hazreti Ayşe'ye şunu söylemişti. Bu birincilik önceki birinciliğin karşılığıdır. Yani berabereyiz. Peygamberimizin çocuklarına olan şefkat ve merhameti hakkında bilgi veriniz. Peygamberimiz Allah Resulü Hazreti Muhammed bütün çocuklarına karşı sevgi, şefkat ve merhamet dolu bir babaydı. Örneğin en küçük kızı olan Fatıma'yı çok severdi. Hazreti Fatıma yürüyüşü ve fizik görünüşüyle babasına çok benzerdi. Peygamberimiz bir yolculuğa çıkacağı zaman en son Fatıma'nın yanına uğrar, kızıyla vedalaşırdı. Yolculuk dönüşünde de önce Hazreti Fatıma'nın evine gelirdi. Kızıyla hasret giderir, sohbet eder, onun hal ve hatını sorardı. "Fatıma benden bir parçadır." buyurarak ona olan sevgisini ifade ederdi. Peygamberimiz kızı Fatıma'nın her zaman yakınında olmasını ister, ondan ayrı kalmaya dayanamazdı. Örneğin oğlu İbrahim dünyaya geldiğinde çok mutlu olmuştur. Onun adını koyduktan sonra sevinç içinde. Dün gece bir oğlum dünyaya geldi. Onu atamın ismiyle isimlendirdim. İbrahim buyurmuş. Böylece sevincinin yanındakilerle paylaşmıştır. Peygamberimiz akrabalar ilişkilerinde nelere dikkat etmiş, yakınlarına nasıl davranmıştır örnek vererek açıklayınız. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed, Sıla-i Rahim dediğimiz akrabalık ilişkilerine çok büyük önem vermiş. Akrabalarını sık sık ziyaret etmiş, yakınlarının hal ve hatırlarını sormuş, güzel sözlerle onların gönüllerini almıştır. Peygamber Efendimiz akrabalarını iyi ve kötü günlerinde yalnız bırakmaz. Düğün, doğum, cenaze zamanlarında onların yanında olur. Örneğin çocuğu dünyaya gelen akrabalarını tebrik eder, bebeğin sağ kulağına ezanı, sol kulağına kahmet okurmuş. Onun hayırlı bir evlat olması için dua eder. Hazreti Peygamber hastalık, cenaze durumlarında akrabalarına sürekli destek olmuştur. Örnek verecek olursak, Mute Savaşı'nda şehit düşen amcasının oğlu Cafer'in eşi Esma'ya, Ey Esma! Allah Cafer'e cennetteki kanat verdi. Onlarla uçur diye müjde vermiş ve onu teselli etmiştir. Sahabilerine de Cafer bin Ebi Talib ailesi için yemek yapın. Çünkü başlarına onları meşgul edecek bir iş gelmiştir buyurmuştur. Hazreti Peygamber, şehit düşen Cafer bin Ebu Talib'in Çocuklarını da evine almış, onlarla yakından ilgilenmiş. Cafer'in çocuklarını birkaç gün haneye isadetlerini misafir etmiş, yedirip içirmiştir. Peygamber Efendimiz'in komşularına nasıl davrandığını anlatınız. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed komşuluk ilişkilerine çok önem vermiş, komşularıyla iyi geçirmiş, onlarla sevgi ve saygıyla dayalı ilişkiler kurmuştur. Peygamberimiz Allah Resulü Hazreti Muhammed komşularının haklarına sürekli riayet etmiştir. Onlara rahatsızlık vermemeye büyük özen göstermiş. Komşularını incitecek, onları üzecek söz ve davranışlardan kaçınmıştır. Mesela sevgili peygamberimiz Medine icret ettiğinde kendi evi yapılıncaya kadar Halid bin Zeyd el'in Sari'nin evinde kalmıştır. Halid bin Zeyd'in evi iki katlıydı. Hazreti Peygamber bu evin alt katında oturmayı tercih etti. Ebu Eyyub el-Ensari biliyorsunuz. Hazreti Peygamber komşularını her fırsatta gözetmeye, ve onlara iyilik etmeye çalışmıştır. Komşularını gözetirken de kendisine en yakın olanlardan başlar. Bir gün Hazreti Ayşe Peygamberimize ey Allah'ın Resulü, iki komşum var. Önce hangisine ikramda bulunayım diye sorunca Peygamber Efendimiz de sana kapısı en yakın olana buyurarak eşini bu konuda yönlendirmiştir. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Ebubekir, Hazreti Hüseyin Yukarıdakilerden kaç tane Sehli Beyt'tendir? Peygamberimizin ailesindendir. Hazreti Ali, yeğeni, Hazreti Fatıma, kızı, Hazreti Hüseyin de torunu. Ancak Hazreti Ebu Bekir, İslam'a ilk giren Müslümanlardandır ve ilk halifedir. Dolayısıyla Hazreti Ebu Bekir nedir? Peygamberimizin ailesinden değildir. 7 sorumuzun cevabı Ceyhan üç tanesi olacak. Peygamber Efendimizin ailesi için aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Sevgi ve saygı önem verilirdi. Ev işlerini sadece kadınlar yapardı. Üzüntüler ve sevinçler paylaşılırdı. Anlayış, haklara riayet ve özveri hakimdi. Tabii ki ev işlerinde Peygamberimiz yardım ederdi. Sadece kadınlar yapmazdı. Aşağıdakiler hangisi Peygamberimizin yeni doğan çocuklarla ilgili sünnet olarak değerlendirilemez? Güzel isimler koymak, bir yıl boyunca saçını kesmemek, sağ kulağına ezan, sol kulağına kahve okumak, akika kurbanı kesmek. Bir yıl boyunca saçını kesmemekte bir adet yoktur. Aşağıdaki hangisi Peygamber Efendimiz çocuklara davranış için söylenemez. Hazreti Peygamber erkek çocuklarını kız çocuklarından çok severdi. Hazreti Peygamber çocuklarla oyunlar oynardı. Hazreti Peygamber çocuklara değer verirdi. Hazreti Peygamber çocuklarla şakalaşırdı. Peygamberimiz kız ve erkek diye çocuklar ayırmaz hepsine eşit davranırdı. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse nokta noktaya giremez. Hadis-i boş bırakılan bölüme hangi ifade getirilmelidir? Burada komşusu şerrinden emin olmayan kimse cennete giremez buyurmuş Efendimiz. Boşluk doldurma sorularımız var onlarla devam edelim. Kavramı Peygamber Efendimizin ev halkı, aile fertleri, akrabaları ve soy anlamına gelir. Neydi bu? Yukarıda da işlemiştik. Ehli beyt kavramı sevgili arkadaşlar. Peygamberimizin ev halkı, aile fertleri, akrabaları ve soy anlamına gelir. İslam kültüründe Hazreti Hasan'ın soyundan gelenlere ne denirdi? Şerif Hazreti Hasan'ın soyundan gelenler bir de Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenlere özel isimler verilmişti biliyorsunuz. Şerif Hazreti Hasan'ın soyundan gelenler nerede? Burada. Seyyid de Hazreti Hüseyin'in soyundan gelenlere verilmiştir. Peygamber Efendimiz'in huzur ve mutlulukta dolu olan aile yuvası İslam kültüründe Hane ev demek zaten. Saadet de mutluluk demek. Haneye saadet denirdi. Akrabalarla iyi ilişkiler kurmaya, onları ziyaret etmeye, akrabalarının hal ve hatırlarını sorup, gönüllerini almaya, sıkıntı çeken akrabalarına yardımcı olmaya İslam kültüründe sevgili arkadaşlar, akraba dediğimiz zaman ona sıla rahim denir. Akrabalık ilişkilerine çok önem vermeliyiz. Asla onlara küsmemeliyiz. Sevgi ve dostlukta sebat ve devamlık, sevgiyi sürdürmek, sevgi ve dostluk bağı, yapılan iyiliği unutmamak, Peygamberimizin en güzel özelliklerinden birisi de vefalı olmasıydı. Evet sevgili arkadaşlar böylece 7. sınıflar Peygamberimizin hayatı dersimizin hem Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kitap hem de tutku yayınları tarafından yayınlanan kitaptaki ne yaptık? 3. ünite değerlendirme sorularını çözmüş olduk. Diğer derslerde görüşünceye kadar hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.